Selam dostlar, MSÜ nasıl geçti videomuza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi önce benden başlayarak sırayla bütün arkadaşlarıma sınavın nasıl geçtiğini soracağım. Sizin için de bir öngörü olmuş olur. Umarım seveceğiniz ve sıkılmadan izleyeceğiniz bir video olur diyorum. Hepinize şimdiden önce denemeyi genel bir yorumlayacak olursam eğer bence deneme orta seviyede bir denemeydi. Sosyal kısmında bilgi soruları çok fazla vardı. Onun dışında da Türkçe sorularında çok fazla soruda iki şık arasında kaldım. Fen kısmı orta bir fen vardı bence. Geometride zorlandım biraz. Toplamda 95 soru işaretledim. İnşallah güzel bir net ve güzel bir sıralama yaparım diye ümit ediyorum. Şimdi hemen Kadir'le devam ediyoruz. Arkadaşlar merhaba. Ben şöyle zaten TYT amaçlı ama sadece MSÜ'de kendimi denemek için girdim. Zaman ayarlama vesaire diye. Sosyal MSÜ olduğu için daha zordu. Tarih kısmı özellikle. Geri kalan da din olsun zaten daha ivmeyi hızlandıran bir yerdi. Türkçe zordu. Çok iki çık arasında bırakıyordu. Ama fen yapılabilirdi. Matematik yapılabilirdi. Ben açıkçası zamanı iyi yönlendiren iyi yapacağını düşünüyorum. 93 tane işaretledim ben de. Bakacağız. Şimdi sırada... Şimdi sırada Batu. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, benim sınavım şöyle geçti. Benim bu sene ilk sınavım daha doğrusu. İlk girdiğim sınav. Bende bir tık heyecan falan vardı çünkü ilk defa bir ciddi bir ortam, bir sınava girmiştim. Evet, falan da gelirken kurşun kalemsin. Gelirken Ali beni şöyle bir kandırmıştı. Demişti ki, evden kendin getiriyorsun uçlu kalemi falan. Öyle bir şey yapmıştım. Yani genel olarak deneme nasıldı diye soracak olursanız deneme güzel bir denemeydi. Zor bir değildi de orta bir denemeydi. Yani çalışanların kolayca yapabileceği bir şekildeydi bence. Ya biz de çalıştık ve emeğimizin karşılığını alacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Sırada Hasan. Arkadaşlar ben daha zor bekliyordum denemeyi. Beklediğim kadar gelmedi. Eğer TYT'de böyle gelirse ki sanmam. daha güzel netler yapılır. Benim denemem, ben de 80'e yakın işaretledim. Ama çok ikişik arasında kaldığım için hep korkudan işaretleyemedim. Sosyal bilgi kısmıydı. Türkçe'de öyle hep ikişik arasında bırakan... Sıradakine geçelim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü sınav orta seviyeydi, fazla zor değildi. Ama sınavdan önce çok büyük bir şey yaşadım. Normalde telefonları falan almıyorlardı. Batuhan arkadaşım sağ olsun, Batuhan arkadaşı gösterebiliriz. Onun sayesinde Ömer arkadaşımızın evine gittik telefonları bırakmaya. Kimliği unutmuşum. Sınav salonuna gittim. Hoca beni sınava almadı kimlikten dolayı. Bir daha yarım saat koştum, gittim kimliği aldım. Son 10 dakika sınava girdim. Sınavı soracak olursanız sınav orta seviyeydi. Türkçe biraz iki şık arasında bıraktı beni. Sosyal bilgi tamamen bilgiydi. Matematik de ortaydı. Fen çok zor değildi. Orta seviyeydi. Ama sürekli girdiğimiz denemelerden farkı yoktu. Türkiye genel denemeleri yapan bunu rahatlıkla yapabilirdi. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Çocuk deneme -10 net ile başladı yaşadıklarından. Benim babam bize diyor ki sizden kimliğinizi alamıyorsunuz. Nasıl sınav kazanacaksınız? Ben cevap verebiliyor musunuz? Bugün 110 net geliyor mu dedim. Herkes morali böyle kafası yaşıyor. Giderken Ali'nin babasından ekstra bir azal. Arkadaşlar bizi dinleyip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Umarım severek ve sıkılmadan izlemişsinizdir. Eyvallah.